Kardeşlerim selamun aleyküm. Geceniz nurlu, bereketli, feyizli, nurani, hakikat bin olsun inşallah. Sevgili kardeşler böyle meşgul olun. Bak Münker Mekin neymiş? Kabir şu toprak ya sureti. Şimdi hayalen istikbalde diyor hakikaten gireceğim kabrime girdiğim diyor. Kabri kalp. Kalbe de kabir diyor. Şu toprak. Toprak kabrin suretidir. Kalp de kanuniyetidir bizde. Kalp. Kalp oraya giriyorsun. Münker mekir de bak. Nekir. Nekr. Yani itikadı, itikadını sorguluyor. Münker de amelini sorguluyor. Vesveseler amele musallattır. Vehimler düşünceye musallattır. E, kılıçtan keskin, kıldan ince. Kılıç hayalet nasıl keskin? Bu itikat. Kıldan ince, kıldan ince. Sünnet-i Seniye. İkisinin de ifrat ve tefrit vasatı var. Kabire girdik kardeş. Girdik. Nükermekir çıktı iki tane arkadaş. Zebani değil ha, azap veren değil yani. İki tane arkadaş diyor. Ne yaptı bu arkadaş? Bu dar olan kabrimi genişletti diyor ustad. Yalnız ve kimsesizliğimi giderdi. Karanlığımı nurlandırdılar. Soğukluğumu da ısındırdılar diyor. He. O zaman kabirde nasıl nüker mekir azap oluyor? Bak kabri değiştirdi. Şimdi kabirde bize soracaklar men rabbuke. Yani Rabbin kimdi yani kimi Rab yapmıştın? Ondan sonra amellerini niçin yapmıştın? Rabbin ihlas. Amelleri kim için yaptın? Sadakat. Şimdi kabirde vefat ettik bize sordular. Sordukları zaman kardeşim iş işten geçti mi? Geçti. Kabirde demeyecek misin ki? Ya rahmet ilahiye keşke Münker, Nekir'i, Nekir ve Münker'i dünyada da musallat etseydi iki tane arkadaş gelseydi gel a buraya Hasan otur bakalım, gel bakalım sen neyin peşindesin ya, ne yapıyorsun sen keşke dünyada bizi sorgulayan olsaydı korkutarak ama korkutarak tabi öyle korkutacak yani, sana azap verecek böyle normal bir arka şey değil ya İstemez miydin? İsterdin. Ha, onu dünyada muacen, fikirlerimizi dimağı, nekir, fikirlerimizi sorgulama sistemi. Fikirler, ifrat ve tefrit vasatı ne? Biliyorsunuz ifratı harice, tefriti kendisine, vasatı sünneti seniye. Kendini inşa etmek. Fikirlerimizi kim sorguluyor? Nekir. Amellerimizi kim sorguluyor? Fikirlerimizi, bu hislerimizi, amellerimizi. Münker. Çünkü vesvese vara musallatı da yani imanı varsa imansızsın der. Abdestliye abdestsizsin der. Vara musallat olur. Eyleme. Eylem. Vehim ise olmayan düşünceyi, vesvese var olan fiilleri musallat olur. Şeytan der ki imanı yok. İmanın yok demesiyle imanın delilidir, sağlamasıdır. Abdestin yok diyorsa abdestin sağlamasıdır fiilin sağlaması iyi ki vesesi var ki abdesti ve imanlı olup olmadı mı şeytandan anlıyor. İyi ki var ya. E peki itikat kime itikat etmişim? Bir sürü düşünceler var. Bunları da vehim, ifrat ve tefrit vasatı nekr. Yani musallat oluyor. Dünyada kabirde bize sorulacak soruları dünyada soruluyor ama azap vererek vehim ne yapar adamı? Dünyasını cehennem yapar. Yani kafasını, kafanın kemiğini. Şimdi tahta tabut var değil mi arkadaşlar, kardeşler? Tahta tabut caminin altında olur. Biz koyarız onu adam. Ha esas o tahtadan bir şey değil. Haliç. Cesedin konulduğu yer. Cesedin konulduğu, bedenin konulduğu yer tabut tahtadan. Esas tabut ki cansız beden cansız bedenin konulduğu tahta o kadar niye korkutuyor ki? Can orada değil, göz orada değil, kulak orada değil, ayak orada değil, ruh orada değil, hayat orada değil, akıl orada değil. Ha, peki canlı tabuta girmek istemez miydin ki tabut ne yapalım aklımız başımıza gelsin ihtiyat edelim hani bizi ikaz etsin. Ya o tabuta girmeden bir tabut olması gerekmiyor mu? Rahmet ilahiye ahirette soracağını burada sorsun ama azaplı tabi. Tokatlı vurarak o da kafamızın kafamız kemik ya tabut kemiktendir. Kafamız içeride, kafamızın içinde biz varız. Biz bizdeyiz. Biz bize geldik. Bizi bize soruyorlar. Ya demek ki kafamızda fikirlerimizi soruyorlar. Bu nekir? Vicdanda amelimizi soruyorlar, hislerimizi amel, amel amel. Bu ne yaptın? Ya şu için yaptım bunu. Beni kandırabilirsin. Ben de seni kandırabilirim. Sen seni kandır, vicdanını kandırabilir misin? Kandıramazsın. Bu da münker. Demek ki Allah ahirette yapacağı şeyleri orada soracağı niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? Dese ne olacak? İş işten geçti. E burada işte ikaz ediyor ya peygamber kitap. Yani fiilen bir azaplı olsun ya. Peygamber kafamıza vurmuyor ki. Kur'an dili yok ki, bağırmıyor ki. O zaman dünyada fiili bir müeydesi olsun, bedeli olsun. Her yaptığımız işin, her düşündüğümüzün bedeli olsun. İşte kabirdeki hakikattır. bizim vücudumuzda kanun et. Burada muacel. Nedir o? Kafamızda nekir var. Vicdanımızda münker var. O soruyu soruyor. Ben seni kandırırım ama münkerimi, vicdanımı kandıramam. Ben seni aldatırım vehimle, cerbeze ile. Ama kafamın içindeki nekiri, nekir, onu kandıramam. Demek ki Allah Celle Celaluhu Erhamur Rahim'in olduğu için ahiretteki soracağı bedelli soruların dünyada da bedelli sorular var. Bir daha söylüyorum. Bu münker nekirler Burada yanlış düşünmenin cezası var. Burada yanlış yaşamanın cezası var. Bak öyle bir nekir soruyor ki çaresi intihar ise o sıkıntının kendisi nedir? Bak nekir nasıl aktif? Peki münker nedir? Vicdanını yakıyor. Bedelli. Allah Allah. E kabir. Kabir, kabir e, bu kafanın içerisinde nekir ve münker. Kabir ya, ne yapacağız kabirde ya, toprakta nasıl? Böyle takılma toprağa. Kalp de sadr var. Elemne şu rahleke sadrak. Senin e, kalbini genişletmedik mi? Demek ki dar var. Dar. Dar oluyor ki genişlettiriliyor. Bak genişlettik diyor. Ne var o Sadr'da? Ustad diyor. 89 mahkematta, Eski baskıda 86 galiba veya 89. Diyor ki şeytan vesvesesiyle melek ilhamıyla yani melek ilhamen ümit şeytan vesvesesiyle yeis atar kalbe. Neresini atar? Sadr. Kalbin sureti Sadr. Kalbin kanuniyeti lüb. kalbin e, hakikati kalp kalbil mayeti suveydayi kalp şimdi sadr nedir kardeşim gireceğimiz var ya o toprağa sureten onun hakikati kalbimizin sadrındayız zaten sadr içimizde yaşadığımız kabirdir alimler şöyle misal vermiş eee Usta alimleri yani. Ustadın değil, benim de değil. Ceviz düşün. Cevizin yeşili sadr. Cez, cevizin kabuğu lüp. Cevizin e, cevizin e, yani sad cevizin yeşili. Cevizin kabuğu ve beyni lüp. Cevizin yağı kalp. O yağdan daha arkası olan yazılmış Süveyday Kalp. Arkadaşlar istikbalde kabir toprak. Şu anda kanuniyet olarak yaşıyoruz. Peşin macel kabri kalbin sadrındayız. Nedir o toprak? Yeis ve ümit. Usta şöyle diyor ee, mahkematta e, ee, mütezelzil olan kalbim. Sonra diyor ki Nüker Mekir kardeşle sohbet ettik. Ondan sonra kal, kalbim ve kabrim bak kal, kabrim ve kalbim diyor. Genişledi diyor. Mütezelzil demek şu. Zelzele şöyle ya. Gar, dur. Gar, dur. Gar, dur. Şimdi izli yapıyorum. Gar 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 gar. Vesvese de öyle. Ves, ves. Aynı şeyin tekrar. Ves, ve, e, ve, e, ve, e. Ves, 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 e. Birleştir. Vesvese. Yani aynı şeyin tekrar. Gar 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 gar. İşte kalpte yeis de ümit böyle munavebeli sırayla yapıyor. Demek ki o toprağa girmekten e, nasıl çıkarsın? ya kabir toprağı cinsi kö, e, orada göz kullanılmayacak. Kulak kullanılmayacak, ayak kullanılmayacak. Esas kalbimizdeki sadr O o kabirden çıkmak lazım yaşarken. Çıkanlara ne deniliyor? Keşif kubur. Yani kabirdekileri keşfediyorlar. Ne var orada? Efendim e, Kalbin serbest bölgesi sağdır. Anladınız mı? Kafanın serbest bölgesi kafanın serbest bölgesi tahayyül ve tasavvur. Vicdanın serbest bölgesi serbest, kontrolsüz. Zemin yani. His. Zihin değil. His. Kontrolsüz. Enfus alemin zemini. Ruh'un serbest bölgesi ise zişur. Ne demek şuur? Ee, tılsım değil, şuur. Sır yani. Nedir o? Zıtların cemi. Ruh'un serbest bölgesi zişur. Vicdanın serbest bölgesi his. Kalbin serbest bölgesi sadr. Diman, kafanın serbest bölgesi tahayyül ve tasavvur. Herhalde biraz bu şekli şey yapabildim. Gerisi nedir diye bu resimleri gönderdim. E, mutlaka eksik vardır. Mutlaka yanlışım da vardır. Sizinle paylaşıyorum ki eksikliğimi yanlışımı düzeltin. Düzeltmenizi rica ediyorum. Peki o nedir 10-11? Şimdi bu pazar günü saat 10 ile 8.30 kahvaltımız 10'da oturuyoruz derse öğle namazına kadar 3-3,5 üç, üç saat yapacağımız dersi bunu çizdim şimdiden evet oradaki nükermekirden değil burada şu anda yaşanan kardeşim şöyle düşün e, bir ağaç düşün çınar ağacı bil fiil denilir İsali nurda bil fiil. fiil esmaların fiilsel hali fiil eyleme dönüşmüş ya o ağacın çekirdeği yok mu var. O ağacın çekirdeği gibi. O ağaç şey, kainattır. Onun çekirdeği şu anda biziz. Bu kutu. Neden? Yaşasın Risale-i Nur. Yaşasın Risale-i Nur. Yaşasın hakikat. Yaşasın tefekkür. Tefekkür nedir? Bursa'da sordular. <laughs> e, vehimden kurtulmanın yolu tefekkürdür. Allah Allah. Vesveseden kurtulmanın yolu nedir? Terk ve tecerruttur. Haramları terk edeceğiz. Bir de suyu ahlakı terk edeceğiz. Tefekkür nedir bu makamda? Hayal ve düşünceleri e, emniyet ve lüzum me göre <laughs> sıralamaktır. Hani bilgisayarda dosyalar var ya soruyor 10-15-20 tane dosya var. Nasıl dizim? Ada göre mi? e, isme mi göre mi şeye göre mi büyüklüğüne göre mi sıfatına mı göre mi biz de diyoruz ki adına göre sırala tak abc çeyde göre sıralıyor İşte bu ve tefekkür de düşünceleri akıldaki bilgileri tasdikteki ilimleri sıralıyor ehemine göre lüzumuna göre böyle sıralıyor bilgiler karman çorman değil. Karman çorman hayal ile bilgiler karışırsa onun adı depresyondur. Depresyondan çıkışın kesin şartı Risale-i Nur'u yazarak, tefekkür edip yazarak okursan kesin çaresidir. Eğer Risale-i Nur tefekkür ederek, yazarak depresyondan, anksiyeteden, ukabeden çıkamasan Gel iki parmağını gez, gözüme sok. Vallahi gel sok. Mümkün değil. Ben tanık yani şahit olmadım, yaşamadığımı söylemiyorum. Risale de geçiyor da ben yaşadığımı söylüyorum. Ya çok şükür. Bu dersleri Risale-i Nur'u yazarak, tefekkür ederek okursak, inan evinde değil odadan mutfağa, tuvalete, salona, yatak odana değil. Şehirde var ya şurada e, fırın var. Şurada market var. Şurada belediye var. Şurada var. Sokakları iyi biliyorsun dolaşıyorsun ya. İnan Risale-i Nur'un vesilesiyle tefekkür ederek, yazarak, tefekkür yazarak okursan kafanın içinde rahatça aynı şehirde dolaştığın gibi dolaşırsın. İtimat et bana. Aynı böyle. Selamun Aleyküm. Sevgili canım kardeştir. Ama Allah senden de razı olsun. Ee, ve şeyden vehimden ve vesveseden kurtulmayı anladık değil mi abiler? Dedim değil mi? Vesveseden kurtulmanın yolu terk ve tecrüt. Vehimler yani abuk subuk düşünceler, kontrolsüz hayaller, kontrolsüz bilgiler önce gelmiş sonra gelmiş, daha gelmemiş gelecekten, yaşanmış geçmişler, yaşa daha yaşanmamış gelecekler, anda toplanırsa, o oh, kurda karşı her kafadan ses çıkıyor. Onun adı tıpta depresyondur, depresyon. Çaresi de tefekkürdür, tefekkür. Risale-i Nur'u yazarak tefekkür edersen depresyondan kurtulursun. Vesveselerden, haramlardan, sui ahlaktan, kötü ahlaktan Risale-i Nur'da terk ve tecerrut diyor. Delilimi normal karşıla akıllı insan yok küllün nasıl mecnun ala kaderil heva ihtilafil cunun bütün insanlar delidir delilik derece derecedir yani Allah ve ahirete inanacak rahatça günah işleyecek öyle mi hem Allah'tan ve ahiretten ümitli hem de rahatça günah işleyecek Günah işleyip sıkıntı çekerse akıllıdır. Yok günah işleyip hiç aldırış etmiyorsa dere, bu delidir. Onun için peygamberimiz demiş ki delilik derece derecedir. Yani günah işleme nispetinde o adam delidir. Neyin delisidir? Ahiretin delisidir. Selamun Aleyküm. Birisi itikadı soruyor birisi amelini soruyor. Birisi kitap, birisi sünnet-i seniyem. Kardeşim, Münker Mekir lemalarda dediği cihazatı tamiriyeniz diyor. Münker yanlış anlıyoruz. Münker Dünyada ne işte bir var? Tamir, tamircilik yapıyor. Birisi tamir ediyor, birisi parça takıyor. Birisi bilgi, birisi eylem. Bak lemalar 73. cihazatı ı tamireniz. İstiğfar ve tövbe diyor. Oradan kesilmiş aslında. Tövbe var. İstiğfar düşünceler. Tövbe amelleri düzeltir istifar düşünceleri. Birisi nekir, birisi münker. Ne yapayım hususu gelen sorulara da cevap vereyim ama hepinize baktığı için cevap veriyorum. Ee, yazmış bir tanesi. Ona cevap vereyim. Bak şimdi kabir dehşetli olsaydı kabir mi daha dehşetli insanın alemi mi? Eğer kabir toprak daha dehşetli olsaydı intiharla orayı seçmezdik. İntihar çare gibi gözüküyorsa insan yaşarken çektiği cehennem azabını hayal edemezsin. Mektubat 284 müydü? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Demek ki intiharla oraya giriyor. Niye? Kabir daha rahat. Nereye göre? Kabir, mezarlık işte berzah. Evet cehennemin bir cehennem çukurundan bir çukur. Veya cennet bahçesinin, bahçesinin bir bahçe. intihar ederek cehennem çukurundan bir çukur. Peki cehennem çukurundan bir çukur mu daha dehşetli? Cehennemin hakiki daha mı? Cehennemin çukurundan daha mı dehşetli? İnsanın iç alemi mi? İnsanın iç alemi. 226 mesleğide de geçiyor. Cehennemi cismani diyor müminin. Müminin Cehennem cismi Kafirin dünyada yaşadığı Manevi cehennemi Manevisine göre Cennet gibidir Demek ki Ed dünya secinül mü'min ve cennetül kafir Yani Müslümanın ahirette Cennetine göre Dünyası Cehennem gibidir Bu demek değil ki kafir bizden daha ruhen Manında yaşıyor Hayır Müslüman ahirette cennete gidecek inşallah. O gidecek olduğu cennete göre dünya nedir? Cehennem gibidir. O onun için, dünyası cennet mümin. Müminin cehennemi. Ve cennet kafir. Dünya kafirin cennetidir. Niye? Gidecek olacak, gidecek cehennemine göre ahirette cehenneme gidecek kafir. Dünya nedir? Cennet gibidir. Gelelim buraya. O kabirden, topraktan ne korkuyorsun o kadar? E nedir ne yapalım? Yani o toprağı tercih ediyor adam. Nereye karşı? iç aleminde çektiği cehennemi manevi. Manevi. Ustad da 200 mektubatta diyor 284. E, cehenneme girmeden cehenneme gider. Yani gidecek demiyor ki. Gider diyor. Girdi diyor. Cehenneme gidi. Cehenneme girdi. Gider yani. Gider diyor. Ha demek ki Cen manevi iç aleminden öyle bir acayip cehennem kaosu yakıyor ki toprağa girmeyi çare zannediyor. tamam Onun için Münker Mekir en büyük e, şeyi, ce ceza şekli burada kafana nikir vicdanına münker ikisi de kalbinin sadrında esas burada münker mekir burada şimdi yapayım Soru burada. Cevap da burada. Yazılı kağıdını bir hafta sonra öğretmen yüzünü okuyacak. Yapayım. Şimdi dünyada yaptıklarımız, amellerimizi, sorularımıza verdiğimiz cevapları Münker Mekir kabirde soracak. Ha ben Münker Mekir yapayım. Karşıdan bir açık saçı karam geliyor. Veya devlet memursun tam bir haram yapma fırsatı geldi. Veya esnafsın. Veya memursun. Soru bir. Bu vazifeni yapacak mısın? Harama bakıyor musun? Bakmıyor musun? Bak karşıdan geliyor. Kafayı indirdin. Soru bir. El cevap bakmadı. Cevap verdik mi? Tamam. Şimdi sen gelen harama bakmadın. Kabire girdin. Sana derler mi ki sen haram geldi baktın. Bakmadığına baktın. Baktığına da bakmadın yazılır mı? Kılmadığın namaz kıldı. Kıldığın namazla kılmadın sorulmaz ki. O zaman soru burada soruluyor. Soru bir. Günah geliyor. Soru. Cevap nedir? Ona yaptın terk veya bakmak. Eğer harama baktın, haramı işledin. Cevabı o. Soruya verilen cevap. Nünker Mekir burada soruyu soruyor. Öğretmen yazılıyı soruyor. E kabirde ne oluyor be kardeşim? Öğretmen yazılıyı hemen okuyun, şey yapmıyor ki kağıdı toplayınca. En en akıllı öğretmen, kendisini sevdiren öğretmen bir hafta sonra yazılı kağıtların sonucunu okuyandır. Y yüzümüze karşı yazılı kağıdı getiriyordu hoca. Okuyordu. İtiraz olursa bak böyle yazdım. Demek ki öğretmen ne yapıyor? Bizim bize sorulan soruların verdiğimiz cevapları yüzümüz okuyor. E kabirde de bu adam onu yapacak iki tane arkadaş. Bak sen böyle yaptın Hasan. Böyle yapmadın. Evet. Daha bak kağıda böyle sor, soruların cevabı bu. Sana soruldu. Demek ki rahmet ilahi ahirette soracağı Haşir Meydanı'nın peki muaceli peşini nedir? Haşir meydanda <laughs> niye yaptın? O tartı var ya kantar. İşin başında Cenab-ı Haşir Meydanı'nda kantarın arkasında cennet cehennemi var. Orada sana sorulsa Eyvah! desen çaresi var mı? Yok. İstemez miydin? Keşke bu soru dünyada azap şeklinde, tokat şeklinde kulağımı böyle çekseler de bunu yapmasam veya demesem. işte Haşir Meydanı'nın taşınmışı Alem-i sana taşındığının adı vicdan. Haşir Meydanı'nın bizdeki karşılığı vicdan. Tamam. Böyle tek tek sorularınız o yayınladım ya oradan gelen sorulara cevap veriyorum. Hatırıma gelen bir şey değil. E gelen sorularınıza bana yazıyor. Ben de gen eğer genelse hepinize bakan taraf ise elimi basıyorum. E ondan sonra konuşuyorum. Ne geliyorsa mutlaka kusur ediyorum, edepsizlik ediyorum. Tabii sizi seviyorum inan. Zaten paylaşıyorum. Kusuruma, edebime ifadedeki uslubumda, yanlışımda kusura bakmayın. Ondan sonra o ama yakalamanızı istiyorum. Dinleyip geçersen havaya gitti. Hiçbir şey pek bir şey getirmedi. Eğer oturup da bunları yazarsan, kardeşim ben 60 küsür senede bunları yazıyorum. Yaz yani gelenleri de yazıyorum. Kardeş sana bu yaşta geldi yaz Allah aşkına. Yaz ki nun vel kalemi ve mayus durun. Nun mürekibin okkasıdır o kap vel kalemi ve maesturun. o kalemle o okkadaki mürekkepten sudur eden usta da diyor da Nur-u Muhammed'in o kalemin mürekkebin zerratıdır diyor. Onun için yaz. Bir gün Allah Resulüne Ebu Hürer'e Aley aleyhissalatü vesselam'a Ebu Hürer'e de alan soruyor. Ya Resulallah, unutuyorum ne yapayım dedi. Vakıf var diye Ebu Hureyre. Demirbaş vakıf evlenmemiş. Hayatını dine vakfetmiş. Sahabesi en az 300'de 700 arasında 1000 arasında talebesi vardı. Ona dedi ki Peygamber Hazreti unutmaman için dedi sağ elinden ya sağ elinden imdat yardım iste demiş. Yani kaydet dedi. Kaydet yaz. Bel kalemi. Allah ilk kimi yarattı? Seni mi? İlk kalemi yarattı. Niye kullanmıyorsun şu kalemi kardeş? Ee, Risale-i Nur'u Risale-i Nur'da yazma e, yazman yazıcılara, okuma okuyuculara tembelliği de biz aldık. Dinleyici. Niye kardeşim? Biz yazıcıyız, okuyucuyuz, dinleyiciyiz. Niye yazmıyorsun kardeşim bunlar? İlla Osmanlıca değil. Yazırsan anladıklarını yaz. Hem yazıcıyız. Hem de okuyoruz zaten. Ya, yazarken de okuyoruz. Hem de dinliyoruz. Aa. Abi memanet olun seviyorum sizi dediğim gibi ustubama kusuruma bakmayın tekrar selamlar.